Türkiye'nin bugüne kadar sahip olmadığı yetenekleri yavaş yavaş kazanıyoruz. Bu milletin parasıyla kazanıyoruz. Amacımız tabii dünyada ilk 10 büyük havacılık savunma şirketlerinden biri olmak. İlk 10 neden önemli? İlk 10'a girdiğiniz zaman yeni teknolojiyi elinizde tutmanız söz konusu oluyor. Head table diyor İngilizce, kusura bakmayın. Head table'da olmazsanız, genelde 10 kişi alırlar ama head table'da değilseniz dünyayı takip edemezsiniz. Tabii şirket 1973'te kuruldu. Daha doğrusu kanun 73'te çıktı. Şirket haline genel müdür 74'te atandı. Buradaki ilk binaların inşaatı da o zaman başladı. Ama arada bir boşluk var. Yani Türkiye'nin o zaman sıkıntılı yıllarıydı. Bilmem yaşınız o günlere nasıl, kaç yaşındaydınız ama ben ortaokuldaydım. Dolayısıyla 84'te gerçek bir şekil aldı burası. O da F-16 projesiyle oldu. Burada F-16'ların son assembly'si, final assembly yapıldı. Çok ciddi bir teknisyen kadrosu yetişti. Ama F-16 projesinde tasarım yoktu. Bildiğimiz basit montajdı o. Basiti simple, yani İngilizce karşılığı kullanmak istiyorum. Montajdı. Belirli parçaların imalatı burada gerçekleştirildi. Part manufacturing dediğim göstericisi neler yapıyoruz. Tabii bu da bir adımdır. Mesela o zaman General Dynamics, sonra Lockheed Martin oldu. General Dynamics buraya tabii bir kültür de getirdi. Yani büyük şirketlerin kültürleri önemlidir. İster Türk olsun, ister Amerikan şirketi olsun, ister Alman olsun, Japon olsun, bakmak lazım onlara. Buraya bir kültür getirdi. Kendi içinde geçerli o zamanki bir ERP sistemi getirdi. Bizde mesela bomb patlatma, bill of material dediğimiz bir kavram var. Oradan kalma hala. Bomb patlatma deriz ona. Yani bir şey yapacaksanız bill of material, imalat listesine bağlıyorsunuz. Ondan sonra onu bıraktığınız zaman değişik yerlere sen bunu temin et, sen bunu temin et diye bilgiler gider. Mesela 84'ten kalma bu kültürler bizde. Biz bu F-16 ile ciddi sayıda teknisyen yetiştirdik. Ama mühendis yetiştiremedik. Bu önemli. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Tabii şirketin daha sonra değişik kademeleri var. Hepsinin tek tarih sırası gitmiyorum. Ama önemli bir tanesi mesela Atak helikopterinin İtalyanlarla Agusta Westland, ki sonra Agusta Westland Leonardo helikopteri oldu. Onu da anlatmak isterim. Nedir Leonardo, Agusta nedir? Agusta Westland ile beraber bizim T-129 dediğimiz, Agusta Westland'in A-129 dediğimiz helikopteri çalışmaya başlandı. Şimdi bu da lisans altında projeydi ama F-16'dan biraz farklıydı. Burada aviyonikleri Türkler Aselsan yapacaktı. Aviyonun ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra helikopter kalkış ağırlığı artırılacaktı. Çünkü A-129 o kadar beğeni toplamış bir helikopter değildi. 3,5 ton, 5 tona çıkarıldı. Motor değişecekti. LH-Tek motoru geldi. LH-Tek, Honeywell ve Rolls-Royce'un bir ortaklığı. Oradan güçlü bir motor geldi. İyi bir motor o. 1600 beygir. Ondan sonra İtalyanlarla TUSAŞ personeli, Aselsan personeli yıllar boyu çalışa çalışa bildiğimiz T-129 meydana getirdiler. Tabii bu TUSAŞ'a bir kazanım sağladı. Ama asıl anlatmak istediğim şu: özgün projeniz yoksa mühendis yetiştiremezsiniz. Yani özgün demek, konsept tasarımı sizde olmayan bir iş yapıyorsanız mühendis yetiştiremezsiniz. Şimdi bir yere, başka bir atlayacağım. Airbus 400M projesi vardır. Türk Airbus 400M projesinde bir katılımcıdır. Ortaktır, yani partnerdir. Dolayısıyla şu anda şirkete bizim de hissemiz vardır. Bu bir şirketleştirilir. Airbus 400M, İspanya'da bir şirket. Airbus var, biz varız. Diğer ülkeler var. Diğer şirketler var, pardon. Şimdi Airbus 400M'de konsept tasarımını Airbus Defense yaptı. Bize orta gövdenin tasarım ve imalatını verdi. Ama şeyde, konsepte yokuz orada. Bize diş geometriyi verip biz de bunun
yapısal analizlerini yapıp frame'lerinin çerçeve yapıların kalınlıklarıydı, kesitleriydi, işte üzerindeki kaplamaların boyutlarıydı. Bunları biz analiz ettik, imal ettik, test ettik ve biz imal ediyoruz. Bu da başka bir metot. Tamam mı? Ama bu özgün değil. Yani uçtan uca bizim değil. Uçtan uca Airbus 400M yapmış olsaydık, bizim olsaydı tabii TUSAŞ başka bir yerde olurdu. Şimdi tekrar ben Gökbey'e geleyim. Augusta Westend demiştim. Gökbey dedim. Gökbey burada TUSAŞ'ın 3 projesi var. Bir tanesi bu. Özgün başlatıp da bugün bu bütün bunların ortaya çıkmasını sağlayan projedir aslında. Gökbey özgün bir projedir. Devlete teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu görevi bize verdi. Bundan aşağı yukarı 8 sene önce başladı bu. Özgün proje sıfırdan tasarlandı. Helikopter yapıyorum demek aslında helikopterin transmisyonunu yapabiliyorum demek olur. Yani motordan, motor şaftından bir dişli kutusuna giriliyor. O dişli kutusu üstteki palleri pervaneye çeviriyor. Bir de kuyruk pervanesini çeviriyor. Buna power train deriz ona. Bütün bu sistem yukarıdaki hub her şeyle beraber. Bunu yaptığınız zaman helikopterci oluyorsunuz. Gökbey'de bu Türkiye'de tasarlandı. TUSAŞ ekipleri tarafından imal edildi ve ilk uçuş da gerçekleştirildi. Şimdi jandarma teslimatı var. Bu uçtan uca bir özgün proje. Indigenous proje. Tabii indigenous bir ürün çıkınca şirketin yüzüne kan geliyor. İnsanlar da moral geliyor. Yapıyoruz diyorlar. Bir tane daha var. Bir de Hürkuş yaptık. Hürkuş da indigenous bir proje. Özgün bir proje. O projede de mühendislerimiz yetişti. Bir tane daha var. Anka. O da indigenous bir proje. Şimdi bu 3 tane indigenous proje ben buraya geldiğim zaman bayağı yol almış bitmişti. 2016'da geldim buraya. Genel müdür olarak. Mesela Hürkuş EASA sertifikasını almıştı. Bir taban oluşturuyor. Gökbey 2017'de ilk uçuşunu yaptı. Bir taban oluşturuyor. Beşinci yılı, projenin beşinci yılı 2018'de düzeltiyorum. Bir taban oluşturuyor. Anka'da daha önce uçmuştu. Teslimatı 2017'de ilk jandarmaya yaptık. Bu da bir taban oluşturuyor. Şimdi ürün müşteriye gittiği zaman aslında 360 derece tamamlanıyor. Siz güzel proje yapabilirsiniz ama müşteriye henüz verememiş olursunuz onları. Bu sefer bir anlam ifade etmiyor. Müşteriye gidince müşteri dönüş yapacak, yapıyor. Bize en çok müşteriye gidip dönüş aldığımız yer Atak helikopteri oldu. Her ne kadar yarı indigenous olsa bile, indigenous değil yani, yani özgün değil tümüyle. Ama saha dönüşleri tabii bize anormal bir şey, yetenek kazandırdı. Şimdi niye anlatmaya çalıştım? 73'te kanunu çıktı, 74'te kuruldu, 84'te F-16 SMD'si burada başladı. Montaj demedim. Ondan sonra ciddi teknisyenler yetiştirdik. Çok güzel. General Dynamics buradaydı, içerideydi. O bir kültür getirdi. Her çalıştığın zaman bir kültür getirir size. Tabii öğrenmek size kalmış, getirmesi ona kalmış. Ondan sonra daha sonra büyüklerimiz indigenous bu özgün projeleri başlatınca Milli Muharip'in altla oluşmuş oldu. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. Orta seviyede bir hava uzay savunma şirketinin yapabileceği şeyler bunlar. Şimdi tabii bunun bir üst kademeye çıkması gerekiyor. Şimdi mühendis sayısı 1200'dü mesela bunları yaptığımız zaman. 1200'ü F-16 başladığı zaman belki de birkaçtı yani öyle söyleyeyim size. 1200 gözünüze çok gelebilir ama Lockheed Martin'in ben bildiğim şu andaki mühendis sayısı 60.000. Lockheed tabi büyük bir hava uzay savunma şirketi. Yani sonuçta 1200 bir rakam değil. Şu anda 6000'i geçtik. 5 kat gibi, 6 kat gibi büyüdüğümüze göre demek ki iki yaptıklarımızdan daha büyük proje yapabiliriz. O anlama geliyor. Şimdi proje yapmak için tabii yazılımlar gerekiyor. Yani bugünkü mühendislik çoğu ekran başında geçiyor. Simülasyon yapıyorsunuz.
eski yüzyıllarda olduğu gibi diferansiyel denklem yazıp boundary condition koyup çözüp öyle yapmıyorsunuz artık. Eliniz altında hazır yazılımlar var. Yani kullanıcı arayüzeyi güçlendirilmiş, mühendisle anlaşabilen yazılımlar var. Bu paket yazılımlar güvenlik sorunu oluşturmuyor mu? Her yerde bulabiliyoruz demiştiniz. Şimdi bizim bütün tasarım ekibimiz kırmızı ağda çalışır. Bir kırmızı ağımız var network olarak kırmızı ağ. Bütün bu yazılıma kırmızı ağda. Kırmızı ağ dışarı kapalı. Dışarıdan giriş yok onda. Dolayısıyla bir mühendis çalışacaksa evden çalışamaz bizde. Buraya gelmesi gerekiyor. Ve bütün bizim şu anda tasarım bilgilerimiz kırmızı ağda. Bu yazılımlar da kırmızı ağda. Tabii kırmızı ağ dışarıya internete açık olmadığı zaman, dışarıdan girilmediği zaman zaten bir güvenlik problemi olmuyor. Dışarı bir şey gönderemiyor. Biz o konuda çok hassasız. Bütün çalışmalarımız kırmızı ağda ve mühendisler çalışmak için ne yazık ki buraya gelmesi gerekiyor. Şimdi tabii 6000 mühendis, yalnız 6000 mühendis yok burada. Aynı zamanda 6000 mühendisin kullanacağı bütün altyapılar da var. Yani bilgisayar altyapısı olsun. 50.000 çekirdekli makinemiz var. 50.000 çekirdek. Daha önce 2 tane 10.000 çekirdekli makinemiz vardı. 10.000 kordu. Şimdi bir tane de 50.000 aldık. 70.000 yaptı. Bu Türkiye toplamının galiba yüzde vermeyeyim ama çoğu bizde. Tam yüzdeyi bilmiyorum. Çoğu bizde. Toplam yani CPU gücünün. Yazılımsa dediğim gibi bu yüzyılda yazılımı alabiliyorsunuz. Eskisi kadar firmalar ketum değiller. Normal bir şey. Biz de yani Airbus, Boeing ne kullanıyorsa bizde o yazılımlar var. Bir de şeyin modası biraz geçti. Yani legacy yazılımlar diyoruz ya. Yani hani benim çocukluğumda veya babamın zamanında diferansiyel denklemler çözülerek oluşturulmuş firma özel yazılımlara pek gerek kalmıyor. Çünkü bunlar artık piyasada birçok doktor öğrencisinin her tarafını bildiği yazılımlar bunlar mesela. Yani bu yüzyıl biraz daha düz bir yüzyıl. Yani her şeye daha rahat ulaştığınız bir yıl. Onun için yaptığınız ürün diğer dev firmanın yaptığı ürüne denk gelebiliyor. Dolayısıyla deneysel altyapılara ihtiyacımız var. Çünkü ben uçağı yaptım, helikopteri yaptım. Simülasyondan da en iyi şekilde geçtik. Demenin bir anlamı yok. Çünkü hem can taşıyorsun hem de ülkenin onurunu havada çıkarıyorsun. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu deneysel doğrulaman lazım. Şimdi deneysel doğrulamada ilk büyük tesisimiz Gökbey'in. Bugün göstereceğiz size onu. Gökbey'in deneysel doğrulama, mekanik doğrulama laboratuvarıdır. Türkiye'deki en büyük laboratuvardır aslında o. Orada Gökbey mekanik olarak her türlü yüklere maruz bırakıldı. Tam ölçekli yorulma test düzeni var. Bugün size öyle getireceğiz. Bir öbürleri kurulmadan önce o bizim kralımızdı, kraliçemizdi. Ama şimdi yerine Hürjet'in geçti. Dolayısıyla sertifikasyon dönük her türlü test imkanını da kazanmış olduk bu süre içinde. Şu anda inşaat devam ediyor. Mart gibi bitecek diyorlar bize. İnşallah biter. Milli Muharib'in tam ölçekli test düzeniklerini de göstereceğiz size. Şimdi Milli Muharib olunca tabii resim bayağı değişiyor. Bir Milli Muharib uçağını mukavemetli, kırılmayan, canavar gibi uçağın güzel bir uçak yapmak yetmez. Bunun her türlü elektromanyetik savaşa karşı güçlü olduğunu, kendi çıkardığı sinyalleri başkalarının dinleyip dinlemediğini, üzerine gelen elektromanyetik dalgalar, radar dalgalarını yutup yutmadığını da test etmemiz gerekiyor. Şimdi bu tesisler ortaya çıkıyor. Yani sofistikasyon olarak bu tesisler ortaya çıkıyor. Sanayi. Rüzgar tüneli ne kadar hesaplamalı mekanikte 50.000 çekirdekli bilgisayar etraftaki akımları çok çabuk simüle etse bile, çok da bu yazılımlar gelişmiş olsa bile sonunda yine deney yapıp bakmanız gerekiyor.
Yani bu işin inceliği bu. Rüzgar tünelimiz de bitmek üzere. Şunu özetleyeceğim. Şu anda şirketimiz aslında insan kaynağıyla, fiziksel altyapısıyla, bilgisiyle bir savaş uçağı yapacak durumda.